Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Spider-Man'in 300 liradan e, listelenmiş olmasına PlayStation Store üzerinden e, değinmiş ve özel bir video yapmıştık. E, i̇lerleyen oyunların da bu fiyattan çıkabilme e, ki büyük ihtimalle oraya sabitlenmesinin çok büyük sıkıntı olacağını dile getirmiştik. Ha zaten şu anda oyun fiyatları ucuz mu değil ama daha da artması e, çok gerçekten üzücü e, Türkiye'deki oyuncu kitlesi için derken Ön sipariş edenlere 209-210 liradan satılan Galof War bir günde. Gerçi zaten bu zamlar e, üç günde, beş günde olmuyor. Bir günde oluyor ama böyle beklenmedik bir şekilde demek daha doğru bir tabir olabilir burada. Cart diye 300 liraya, 290 liraya e, çıkartıldı. Benim de bundan sonradan haberim oldu. Hiç mesela ben fark etmedim bile. Olaydan haberim yoktu. Hmm, i̇nsanlar ben de aynı zaman chatte söylenmesiyle görmüştüm zaten. Twitch Nasıl cesinde. ya dedim kendi kendime. Ne yani Ne ara? Hani birden böyle e, gerçekleşmesi çok enteresan oldu. Hani Spider-Man şeyin sinyallerini veriyordu. Hı hı. Ha, yıl sonuna doğru görünen o gibi oyun fırtınasının yaşanacağı dönemde o sonbahar döneminde 300 liradan görüyoruz abi. Hı hı. Oyunları diyorduk ki çat dadanak God of War <laughs> 300 liraya çıktı. Ne düşünüyorsun? Ya zaten e, şimdi ön siparişler bayağı uzun süre önce açılmıştır diye düşünüyorum. Yani ön siparişlerin verildiği dönemki ki dolar kuruyla şu anki dolar kuru aynı değildir. Doğal olarak ön siparişini veren zamanda insanlar için yani o dönemin şartlarına göre değerlendirdikten sonra ya yani da alacak olan insanların işini bitirdikten sonra oyun çıkınca sabit dola kurunu çektiler belli ki oyunun fiyatını. bir Yani ona göre yani şu anki hesaplamasına göre ya da neyse ona göre çektiler ve bu değişim e, açıkçası benim beklediğim bir değişimdi ve hala niye olmadı acaba? ...diye düşündüğüm bir değişimdi. Ve her zaman ha oldu mu? Tamam. Yani olacağı buydu zaten dedim kendi içerisinde Çünkü yani Spiderman 300 liradan ön siparişi açılıyorsa abi şu anda... ...onun da bu arada oyun çıktığı zaman çok daha pahalıya satılabileceği anlamına geliyor. Doların artması durumunda. Hmm. Yani hani evet. ön sipariş verildiğinde İltimal çünkü lazım. o dönemki şeye göre... ...ekonomik şartlara göre ön sipariş fiyat, o fiyattan açılıyor. Yani ön sipariş sürecindeyken o fiyatı arttırmak saçma olur. Hani çünkü bir kişi 209 liradan ön sipariş verebiliyorsan diğer kişi 299'dan veriyorsa bu biraz haksızlık yani ön sipariş noktasındaki ama ön sipariş noktası bittikten sonra sen orada o fırsatı kaçırdıktan sonra adam oyunun fiyatını istediği gibi oynama yapabilir açıkçası. Arada... Şimdi ben bunu dediğim için de bana sonradan para, para, aldın diyecekler. Ya, abi bir ben... şey falan aldım yok senden <laughs> anasını satayım. <laughs> Sonuyla kanlı bıçaklıyım ben neredeyse manyak mısınız? <laughs> ne adamlar beni seviyor? Ya zaten ben e, o konuda maalesef pek şey yapmıyorum. Yani yorum konusunda Eskiden ben çok takip ediyordum özellikle konsol oyunda. çünkü kendi kanalımda da çok fazla içerik yapmıyordum. Abi bir, birkaç tane yorum gördüm ee, hiç dedim gerek yok yani en güzeli dostum bana öğretisi oldu diyeyim efendim <laughs> abi yorumlara bakmayacaksın dedi o gün bugündür maalesef arkadaşlar. Hakikaten yorumlara ben de takip etmiyorum. Özenle asla açıp bakmıyorum. Sadece işimi yapıyorum. Yorumumu yapıyorum. Bizi bilen biliyor zaten. Bir şekilde bize erişen de erişiyor. Fikrimizi alıyor. O konuda zaten ben de çok garip bir şekilde Twitter'da şey... Ben, ben de o şekilde öğrendim bu arada oyunun fiyatını. Twitter'dan şey yazdım. Abi God of War hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya oyun basını çok konuştu. Hani biz de güzel falan dedik ama aranızda oynayanlar var mı? Vallahi biz oynayamadık. Sony işini iyi yapmış. Biz sizden de hiç ses çıkmıyor. Lan Spider-Man'in 300 lira olduğunun videosunu yaptık işte. E ne oldu lan dedim? Yani ben başka bir şey soruyorum, sen başka bir şey soruyorsun. Ha God of War 300 lira olmuş. Şey, God of War 300 lira yapmış Sony. Sonra canlıyında e, canlı yayında 100-150 izlenen, videoları da ortalama 3.000-5.000 izlenen. Ta ayrıca koşmuşlar. Abi al şu parayı. Gözünü seveyim, ses çıkartma. Böyle mi abi yani e, oluyor? Ya da çok mu bizi gözünde büyütüyor arkadaşlar? Herhalde. Ben de Yani her şeyi yani. biliyoruz, her şeye hakimiz ve tamam abi ben de o iş. God of War mükemmel ya falan filan. E şimdi onu konuşuyoruz zaten. Bu fiyat çok büyük bir fiyat. Öyle. Yani inanılmaz büyük bir fiyat. Buna daha önce söylediğimiz Spider-Man üzerinde söylediğimiz e, yorumların üzerine katacak bir şeyimiz yok. Hı hı. Ben bunun e, ani olmasına şaşırdım. Sony'den böyle bir bakın sipariş eden 300 lira. Gerçi öyle bir şey söylemezlerdi yani. tabii ki de ama şu an mesela Detroit 209 lira, 210 lira. Büyük ihtimalle o da artacaktır zaten. abi. Çünkü Gran Turismo'da da bu olmuş. 20-30 liralık artış olmuş daha sonrasında. Bu tamamen maalesef bu ürünler yerli malı değil abi. Öyle değiller. Biz kendi oyunumuzu üretmediğimiz müddetçe ee, mesela Mountain Blade eminim ki Türkiye standartlarına göre daha uygun bir fiyatlandırma ile çıkacak. Normalde o da bayağı yıllardır üzerinde uğraşılan yani bilmiyorum ilk Mantem Blade Türkiye'de 30 lira adam mı ne çıkmıştı ya yanlış mı yoksa 30 liradan 50 lira adam ne çıkmıştı ona rağmen yani millet canavar gibi torrent'ten çekti onu tamam mı? Yani canavar gibi torrent'ten çekti. Hani 50 liraya satsan ne olacak? Oyunu yani. oyun olarak şey adam diyor ki ya oyuna para verilir mi ya diyen büyük bir kitle var. Hı hı. Tamam mı? Yani onları varsayamazsak yani daha uygun fiyata çıkacağını varsayabiliriz. dedim. Ben öyle olacağını inanıyorum ama bunlar maalesef yurt dışı ürünleri arkadaşlar. Fiyatlar üzerine mutlaka iyileştirmeye gidilmesi lazım ama bu devlet tarafından bir adım atılmasıyla Aynen birlikte öyle. olabilecek bir şeymiş gibi geliyor bana. Bu ya bilmiyorum Sony'nin de elinde midir? Yani keşke milletin işte. düşündüğü gibi Sony ile Microsoft'la sıkı fıkı e, insanlar olsak da gidip mesela Mustafa Yiğit'e sorsam. <laughs> abi be niye oyun fiyatları böyle abi 300 liradan satıyorsunuz? Çünkü eminim ki onlar da daha uygun fiyatla hani kendileri de kar edebilecek şekilde satıp daha fazla kişiye erişebilirler mi? Onu istiyorlar mıdır? Bilmiyorum abi çok fazla bilinmeyen var bu noktada. Evet işte mesela yani ne söylesem sanki birileri yanlış bir tarafa çekecekmiş gibi hissediyor ve ben de her konuşmam öncesinde hık mık ediyorum ya abi. Doğru düzgün cümle kuramıyorum. Onun sebebi tamamen bu. Ulan ne söyleyeceğim de acaba bu sefer nereye çekecekler? Spider-Man videosunun altında bile siyasi şeye girmişler. Bizim yaptığımız yorumlar üzerine. <laughs> Allah Allah. Yani fesupan yemin ediyorum var ya böyle God of War'daki gibi o Kratos'un yumrukları ne güzel ya. Pat <laughs> pat. Pa, pa. Sinirleniyorum yani o derece şu kadar keyifli bir e, sektörü yani eğlenceli bir şey yapıyoruz nihayetinde. Oyunlarla alakalı bir şeyler üretiyoruz. Nefret ettiren tipler çıkıyor karşımıza. Neyse hadi onu tekrar kapatalım. Dönüp aynı şeylere geliyoruz ama Sana bırakayım abi sözü. 300 lira. Ya kısacası bizim daha önce bunu bahsettiğimiz gibi abi bu işin yani Türkiye'ye girdiği zaman hani tamam Aral'dan bahsettik daha öncesinde Aral'ın nasıl bir şeyde ilerlediğini fiyat politikası ile ilerlediğini söyledik vesaire işte konu Sony olduğu zaman neyin nesidir bilemiyoruz yani Sony bunu buraya soktuğu zaman ne tür bir politika izliyor hani ülkenin ekonomik durumuna göre dolar konu bir şeye sabit diyemiyor mu o sonuçta kendi oyunu yani. Çünkü zamanında mesela Galofor için çok güzel bir fiyat çekmişlerdi Hı -hı. 90 lira mıydı ya bak geçen şey. örnek vermiştik spider-man Spiderman'de bunu. Yani Sony normalde kendi ürünlerine şey yapan bir firma. Daha, daha uygun, uygun fiyata veren bir firmayken. Evet, iken, onlar bile şu önlemi alıyorsa mesela. Hı hı. Yani bir şeyler var demek Yani bir, hmm. e, bir yerden bir dayatma mı var yoksa hatta de kendilerinin para göz çok mu kar koyuyorlar üzerine bilemiyoruz. Yani. Da Konu olabilir. Sony olduğu zaman bilemiyoruz. Aral'da Microsoft bilebiliyorsun ne olduğunu. Yani. Aral'da bilebiliyorsun ne olduğunu. Sony'de kendi oyunu olduğu için ve burada direkt kendi distribütörü bulunduğu için birazcık farklı şeyler yapılabilir ama işte nedir? Neyi göz önünde bulundurarak veriyorlar bu fiyatı bilemediğimiz için bir şey söyleyemiyorum. Ama şu artış durumunda sinirlenecek hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bu artık çok bariz bir o durum. Çünkü bu oyun şeye, ön sipariş açıldı. Uzun zaman oldu. O zamanki dolar kuruyla şu anki dolar kuru aynı değil. Ve yani bu ön siparişler bittiği anda bunun fiyatının sabit fiyatının artacağı da o bariz şekilde ortada. Bir şey söyleyeyim. ucuz bile. Ya yani ucuz bile derken şimdi sinirlenecekler demek istediğim şu. Abi... Şu dolar ne kadar? Ne bileyim 4 küsur attır işte ne. Bilmiyorum, ben dört en son 4 küsur attır. sordu. Indi falan diyorlar da yani 4 liradan varsa geçen videoda yaptığımız yorum 6 kere 4 24. E 210 liraya dijital versiyonu 30 lira daha ucuz kutulu versiyonundan gibi düşünürsek. Yani ucuz bile sayılıyormuş. Hı hı. Ama bilmiyorum abi yani bence tamamen bunun tabii ki Sony ve Microsoft'un da çok burada etken olduğu noktalar vardır ama tamamen Türkiye'nin ekonomik gücü veya şartlarıyla alakalı olduğu inanıyorum. Öyle, yani. öyle Bunu Başka kesinlikle. öyle yok. yani evet. Böyle. Yani dolar 2 lirayken de oyun, oyun alıyorduk. İyiymiş ya o zamanlar. Vallahi ben 120 liraya oyun aldığım zaman da ulan bu oyuna da bu para verilir mi diye evet, düşünüyordum. Ben de, ben de 300 düşünüyorum. lira. Ya ben ne diyorum ya 300 lira dost bak. 170 liraya içim ağlıya ağlıya GTA 5'e vermiştim yani. Şu anda 170 lira olsa öpüp başıma koyacağım. Alamıyorum hiçbir oyun 170 liradan artık. Yani abi zaten 5 tane oyun alsam PlayStation 4 ya. Aynen öyle. Öyle. Ya o şeyde de öyle. Amerika'da da öyle de. 5 tane en olsun. 300 dolar ediyor. O, o oranın <laughs> tabii para yani. birimine göre. Uf, abi vallahi yani e, bu şeyi bırakmamız gerekecek herhalde bir noktadan sonra bizim de. Ya bu işleri bırakmamız gerekecek. Çünkü abi Ya önceki videoya yani aynı şimdi geçen videodaki şeylerin aynısını söyleyecek olduğum için kendimi tekrar edecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden Spider-Man videosunu açabilirsiniz abi. Oyunun lüksü değil abi bu ülkede refah Refah dediğimiz hı hı. o bir huzur, kafa dinginliği. Öyle. Eksik olan en büyük, en büyük lüks olan şey bu bence. Hı hı. Konuşamıyoruz abi. Mesela oyunlardan bazen ben konuşurken böyle şey diyorum. Ulan hani her şey bitti de bu memlekette biz de bunu konuşuyoruz. Oyun kaldı ha. mı yani? Oturup oyun konuşuyoruz. Vay ulan God of War yani. ne kadar güzelmişi konuşuyoruz mesela. Bu ikileme düşüyorum ben de. Hani eğlenmek, bir refah düzeyi olan bir yerde. Hı hı. Hayatta tabii ki başka her şey süt liman olmaz. Yani. Sıkıntı olur, hastalık olur, dert olur paranın olduğu zaman olur olmayan zaman olur ama abi 60 dolar yurt dışında bir şey ya böyle nasıl diyeyim eğlenceli bir şey alabilirse ya yani, ayda bir kere bir insan bir oyun alabilmeli <laughs> tamam mı mesela konsoluna bilgisayarına yeni çıkmış bir oyunu 4-5 tane seçenek varsa arasından bir tanesini abi ben bunu alıyorum diyebilmeli. Ya hak demeyeyim ama Hak be abi. Eğleniyoruz yani. E, benim mesela ne eşki var ne sigara. E senin de öyle. Ulan partiye martiye de gitmiyoruz. İkimiz de ev kuşu adamlarız Aynen tamam mı? En büyük eğlencemiz o oyunlar içerisinde yoğrulmuş insanlarız. Ama bunu da erişemedikten sonra bitiyor. Geriye bir tek abi işte zurna dürüm koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey kalıyor mu geriye? Birer zurna dürüm yiyip oturuyoruz yani abi. Can kebabı bile yemiyoruz. <laughs> Lan diyormuş. Durum bu. Yani konudan konuya geçiyoruz ama olması gereken buydu arkadaşlar. Yani keşke olmasa ama daha da gider gibi. Öyle. Daha durun daha bu güzel dönemler. Şu. Yani daha bunun işte seçimler olacak. Orada bir biri çıkacak bir şey diyecek. Yani zamanda devalasyon olduysa. Ula o bir daha olduğunu düşünsene. iki katına çıktıydı. 4 liranın 8 lira olduğunu düşün. İşte böyle. Yani. Ben ya Bilmiyorum bu arada oraya. ben bu arada Bodos'ta mı konuşuyorum? Bakın ben ekonomist değilim. Geleceği tartabilecek birisi değilim. Ee, sadece şu anda ben endişeli birisiyim. Ülkemle alakalı çok ciddi endişelerim var. Dib, dibimizde olan olaylar e, yok işte seçimler şunlar bunlar falan filan. Etrafımdaki insanların da yurt dışına kaçtığını gördükçe <laughs> ben böyle böyle bir gerildim yani ne oluyor lan falan diye. Evet, Benim göremediğim milletin burada... görebildiği hani... bir şey mi var acaba falan ne diye. Ne oluyor ya <gülüyor> <gülüyor> Yani öyle bir enteresan bir durum var. Durun daha PlayStation 5 gelecek çok eğleneceğiz yani. Durun daha 3000 liradan bir çıksın PlayStation 5'te. de Norok mu konuşuyor? Ragnarok mu la başlıyor lan. <laughs> Efendim Galapor'un fiyatı hakkında e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sustu. Ben yani çok fazla da söyleyecek bir şey yok. Çünkü söylediğimiz evet, söyledim, söyleyeceğimizi şeydir. söyledik zaten efendim. Söyleyeceğimizi söylediğimizi söyleyerek de kendimizi <laughs> tekrar etme yolunda e, emir adımlarla ilerliyoruz. E, Baya sapıttık o yüzden bitirelim bence. Bitirelim bence de. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Siz yine yorumlarınızı tabii ki atın. Ee, ama maalesef biz <laughs> okumayacağız. <gülüyor> bitti abi o devir bitti. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyoruz sayıyoruz. Hoşçakalın hadi görüşürüz.